Lütfen. Değerli Türkiye Sigara Savaş Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve değerli katılımcılar. Bugün sizlerle çok güzel bir konuda çok değerli bir meslek büyüğüm, abim ile tütünün zararları konulu, aslında konulu diyorum sadece, konu başlığı olarak tütün diyorum. İçini Volkan abim çok net ve ayrıntılı bir şekilde dolduracak. Kısaca kendisinin bir CV'sinden bahsetmek istiyorum. Kendisi Milas'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunu. CV'yi bu arada elimden geldiğince sadeleştirdim ama gene de çok uzun bir CV. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetinde göz cerrahi uzmanı olarak ve İl Sağlık Müdür Yardımcılığı yaptı. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda şube müdürü olarak çalıştı. Belçika'nın Leuven Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Duke Üniversitesi göz cerrahi kliniklerinde görevli olarak bulundu. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nda yüksek lisansını tamamladı. Tıp Eğitimi Doktora Programı'nda tez aşamasında şu an. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmakta. İlgi alanları erişkin eğitimi, ölçme değerlendirme, elektronik ortamda tıp eğitimi konularıyla ilgili. Tütün mamullerinin zararları, yeni nesil tütün ve nikotin ürünleriyle ilgili eğitimli insan gücü çalışmalarına katılmakta. Volkan abi, yani bu konularla çok uzun zamandan beri ilgileniyorsun. Zeliha Hanım gibi ben de çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi birkaç sorum olacak. Daha sonra senin de eklemek istediklerin olursa onun üzerinden devam ederiz. Şimdi ilk olarak hep böyle sigara lafı geçiyordu ama biraz daha özelleşmeye başladık sanki, ya da sorunun kaynağına inmeye başladık. Sana göre tütünün içindeki sır nedir? Niye bu kadar gündemimizde? Sevgili Cenk'e hocam, hem şahsınızda size hem de derneğinizde bu nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız mesleki ve hayat tecrübesinden gönüllülük esaslı sivil toplum örgütlerinin daha faal olduğunu gördüğümüz her gün, çünkü uluslararası deneyim bize bunu gösterdi, geleceğe çok daha umutla bakmamızı sağlıyor. Naçizane bilgilerimizi ve tecrübelerimizi de paylaşma olan haberdiği için size ve derneğe tekrar teşekkür ediyorum ve katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii bir paradoks var. Sen bunu çok iyi biliyorsun ama ben kaba tabirle hayatımı tütünün yol açtığı sorunlardan kazanan bir adamım. Normal şartlarda kimsenin ayağını sıkmaması, bindiği dalı kesmemesi beklenirken, ben insanların tütün ve tütün mamullerinden dolayı muzdaripliklerine, özellikle akciğer kanseriyle alakalı mesleğin 22. yılında çok yüksek sayıda gördüğüm için herhalde ihtisas döneminden itibaren bu konuda bir gönlü nefer olarak ülkenin her yerinde konuşuyorum, anlatıyorum, güncelliyorum ve paylaşıyorum. Ve gerçekten tütünün içinde bir sır var sevgili Cenk'er. Tütünün içindeki sır nikotin. Her ne kadar bunu zaman içinde farklı nedenlerle bir bağımlılık haline getirse de insanoğlu, aslında bunun bir biyokimyasal nedeni var. Çünkü tütün yandığında içindeki nikotin yaklaşık 8-10 saniye içinde gidiyor, beynimize ulaşıyor. Orada bize keyif veren, orada bizi bağımlı yapan, orada beyin fonksiyonlarımızı biraz tanımlayabildiğimiz, biraz da tanımlayamadığımız bir şekilde modifiye ediyor, uyarlıyor, bizi stimüle ediyor. Fakat bundan sonra da hayatımızın ortasına büyük bir sorun olarak oturuyor. Uzun cevap buydu. Kısa cevap şu: nikotin bağımlılık yapıcı bir madde ve nikotin tütün yandıktan sonra ortaya çıkan en önemli sorun. Bizim bugün tütün ve tütün ürünleri bağımlılığıyla alakalı konuştuğumuzda karşımıza çıkan konu nikotin. Katılımcıları da bu arada Evet. biliyorsun Zoom'dan Nikotinle kabul etmem alakalı o lazım. zaman birkaç cümle daha söyleyeyim. Bu oturumu Buyurun. doğru yürütmek adına bu aslında çok güzel şeyler söyledim. Ben tütünle alakalı çok farklı konuşmalar yapıyorum. Tütünün sağlığa zararları, yeni nikotin ve tütün ürünleri, tütün endüstrisi, bunların her biri birer başlık. Bugün biraz Birer başlık ve birer kombinasyon aslında webinar yapacağım. konusu. Evet, nikotinle alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Hani nikotinin zararları ya da nikotin nereye götürüyor bizi?
Nikotin bir kere bağımlılık yapıcı bir madde. Özellikle genç yaşta nikotine maruz kalındığında beynin gelişmesi olumsuz etkileniyor. Çok erken yaşta bağımlılık yapıcı maddeyle tanışan genç insan beyni, çocukların, gençlerin beyni öğrenmesi gereken tonlarca bilgi, yetki ve yetenek varken öğrendiği tek şey bağımlılığa olan yatkınlık oluyor. O nedenle özellikle insan kapasitesi geliştirme programlarında en önemli hedefimiz gençlerimiz. Tütün mamullerine başlamamalarını sağlamak. Çünkü tütünün içindeki sırla ne kadar erken tanışırlarsa hayatlarını çekilmez hale getirme olasılıkları o kadar fazla oluyor. Tütünde aslında globalde de baktığımızda asıl çabanın önleyici tedbirlere yoğunlaşması lazım. Sigara bırakma poliklinikleri, programları çok kıymetli, çok önemli ama oraya gelmeden önce sürece dair doğru katkılar yapmamız gerekiyor. Nikotin ana hedefimiz. Aslında sizin dediğiniz gibi bir açıdan ben de şimdi söyledikten sonra bir daha düşünün. Sigaradan para kazanma, diş hekimliğinde de çok aslında sigara ile ilgili çok sıkıntı var. Hani en basiti dişlerinle renkleşmesi gibi ama dediğiniz gibi biz miktar zararlarını görüp bunu topluma anlatmayı görev edinen kişiler tarafını seçtik sanırım. Benim de en yani böyle bireysel ya da böyle toplu görüşmelerle elimizden geldiğince bu işin çok önemli bir şey söyledin. Aynı koruyucu hekimlik, yani diş hekimliği ya da normal ya bir hastalığın daha oluşmadan önüne geçmek gibi bu bağımlılığın da daha böyle en başında yakalamak çok çok önemli. Şimdi biraz daha bu hani klasik bildiğimiz sigaralardan işin biraz daha elektronik kısmına geçersek. Şimdi duyuyoruz ama sigaranın elektroniği nasıl oluyor? Şimdi aslında yine ayrı bir başlık ama birkaç cümleyle özetleyecek olursak dünyada Big Tobacco dediğimiz büyük akıllı düşünen bir tütün endüstrisi var. Yani bu uluslararası bir tanımlama çünkü sigara ve tütün mamulleriyle savaş global aslında dünyanın her yerinde bununla ilgili çok ciddi projeler yürütülüyor. Big Tobacco yıllar içinde bilinç düzeyinin artması, sigaraya karşı yürütülen kampanyaların başarılı olmasından dolayı zaman içinde konvansiyonel yani klasik yakılarak tüketilen tütünün tüketiminin azalacağını öngörerek itiraf ediyorum senin yaşındayken ya da bundan 20 sene önce benim dahi aklıma gelmeyen bir Ar-Ge çalışmasıyla bugün önümüze çıkartacak bir ürün koydu. Tütün endüstrisi aslında üzerinde başlı başına konuşulması gereken bir konu. Çünkü biz bu konularda bugün ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigarayı konuşacağız ama 20 sene sonra belki bu ekranlardan aynı endüstrinin ürettiği ve bugün Ar-Ge'sini yürüttüğü başka konulara iş evrilecek. Benim hep şöyle bir örneğim var. Çocuklara da eğitim vermeye çalışıyorum. Şirinleri hepimiz biliyoruz. Gargamel'i de biliyoruz. Bu ilişkide şirinler masum toplum. Gargamel de tütün endüstrisi. Bir gün Gargamel elinde herhangi ne getirirse getirsin Şirin Baba ne der önceki tecrübelerinden bunu Gargamel veriyor. Dikkatli olun. Dolayısıyla tütün endüstrisinin Gargamel olduğunu hiç unutmayacağız. Zehir satarak çok para kazanan, çok karlı işler yapan bir ekip asla akide şekeri satmaz. Bu da Türkçeleştirilmiş benzetme. Dolayısıyla bir kere menşeinin endüstri olması bizi başlı başına endişelendirmeli. Çünkü 1950'lerde Birleşik Devletler'in rakamlarını söyleyeceğim %45'lerde olan konvansiyonel tütün kullanımı 2017 yılında bazı eyaletlerde %10'un altına düştü. Aynı oran 2011'de %20'lerde olan Birleşik Krallık'ta 2011'de %20'lerde olan Birleşik Krallık'taki tütün kullanım oranı 2017'de %15'lere düştü. Oransal olarak çok büyük bir düşüş. Yani insanlar otoritelerin uyguladığı yasal tahditlerle, çok ciddi bilinçlendirici kampanyalarla, çocuklara tütün satışının yasaklanmasıyla, reklamların yasaklanmasıyla tütün satışında ciddi bir düşüş ortaya çıktı. Ve bunu aslında öngören, bir akşamda üretilecek mamuller değil bunlar, tütün endüstrisi bugünlere hazırlık olarak peki biz sigaranın sağlığa zararlı olduğunu kabul ediyoruz. Ama öyle bir ürün çıkartıyoruz ki bunun sağlığa zararlı olduğu topluma difüze oluncaya kadar biz bir kuşağı daha götürürüz.
Biliyorsun tütün 1850'li yıllarda Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfiyle ortaya çıktı ve ardından da böyle bir salgın olarak dünyaya yayıldı. Birleşik Devletler'de tütünün sağlığa zararlı olduğunu officially, resmi olarak ispatlanması 1960'lı yılları buldu. 1960'lı yıllarda yayınlanan bir makaleyle yıllarca direnen tütün endüstrisine şu dendi. Evet, tütün gerçekten insanların akciğer sağlığını bozuyor. Yani aktif kullanılmaya başladıktan 100 yıl sonra dokümente edilebiliyor. O açıdan da biraz uyanık olmak lazım. Eğer biz bugün bize sunulan ısıtılmış tütün ürünlerini, elektronik sigarayı doğru konumlandırmazsak, evet bu zaten sağlığa zararlıymış dediğimizde en az iki nesil hayatını riskli bir şekilde sıkıntıya sokmuş olacak. O nedenle sigaranın elektroniği vesairesi hepsi zararlı. Ama detaylarını konuşabiliriz tabii ki. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün adı verilerek ya da işte ülkelerin sağlık bakanlıklarından referans alınarak İşte sigarayı bıraktırmada elektronik sigaranın aslında ne kadar etkili olabileceğiyle ilgili böyle web sayfaları var. Ne yazık ki inceleme sırasında çoğu kez karşılaştım ama Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi sayfasına orijinalinde baktığınız zaman hem Türkçesinde hem İngilizcesinde bunun tamamen bir yalandan ibaret olduğunu çok net görebiliyorsun. Evet. Şimdi elektronik sigara dışında elektronik sigaranın biraz daha bir üst modelini çıkarmaya başladılar. Böyle büyük büyük reklam panolarında ilanlar vererek işte dumansız gelecek gibi smokeless future olarak İngilizcesinde söyleyebileceğimiz bir takım şeyler söylüyorlar. Tutulmuş tütün. Az önce konuştuk. Elektronik sigara. Bunları çok sık duymaya başladık. Peki bunlar biraz daha bizim hayatımızı özellikle de pandemiyle de bu iyice bir dijital ortamda eskiden bunu bir belki bir konferans salonunda yapıyorduk. Şu an hepimiz iş yerimizde ya da evlerimizde bu toplantıya katılabiliyoruz. Evet. Toplumun biraz daha dijitalleştirilmesiyle alakalı bir şey olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Şimdi önce istersen çok keyifli bir sohbet oldu. Konudan konuya ben atlamış olmayayım. Elektronik sigaranın ve ısıtılmış tütün ürünlerinin değerli katılımcılar için kısa bir tanımını yapayım. Elektronik sigara içinde pil ya da şarj edilebilen bir bataryası bulunan, içine likit olarak ana maddesi nikotin ama birçok aerosol, kimyasal, tatlandırıcı, nefaset verici eklenen kimyasalların eklendiği pilin ısıtması yardımıyla atomizeri sayesinde de bir buhar şeklinde, içinde kimyasal içeren bir buhar şeklinde dumanlaştırıldığı bir yapı. Isıtılmış tütün ürünlerinde ise bir haznenin içine konulan normal konvansiyonel tobacco, normal konvansiyonel tütünün dışarıya duman vermeyecek şekilde yakılmadan ısıtılarak içindeki nikotinin ayrıştırıldığı, dışarıya çıkartıldığını savunan bir sistem. Yine diyorum, ısıtılmış tütünde bir normal sigara kullanılıyor. İçine konulan özel bir device var, devre var ve dışarıya tütün dumanı verilmediği iddia ediliyor. Buradaki değerli katılımcıların etkilenmeyeceğini bildiğim için ismini söyleyebiliyorum. Çünkü kısaltmasının içinde bile bir hile söz konusu. İsmi IQOS. Baş harflerini koyduğunuzda I quit ordinary smoking. Yani ben klasik sigara içimini terk ediyorum. İsminde bile bir hile var. Yani bunu bırakıyorum. Normal sigarayı bırakıyorum. Özel bir sigara ya da özel bir tütün mamülü üretiyorum algısı yaratmak istiyorlar. Tütünle alakalı, daha doğrusu elektronik sigara ile alakalı çok önemli bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Tütün endüstrisi, tütün, sigara, smoking kavramlarının insanlarda en cahilinde bile bir ön algısı olduğu için son 5 yıldır vaping, yani buharlanma, vapor biliyorsun İngilizce'de buhar anlamına geliyor. Hani ben sigara içmiyorum, ben vaping yapıyorum. Vape makinesi ya da elektronik nikotin device, EDS gibi bir kısaltmalarla içinde sigara geçmeyen ifadeler kullanmaya başladı. Bazen çok basit gözüken bu evrimleşmeler zaman içinde işin aslını da bize unutturabiliyor. O nedenle bunların içinde nikotin olan, nikotine ilave olarak sigarayla alakalı söylemeye gerek yok ama bir cümleyle bahsedeceğim. 4000'i aşkın kanserojen madde var. Bugün elektronik sigara likitleri bir kere aerosol, kimyasal, pürifiye edilmiş nikotin var içinde.
Ama onun bir buhar haline gelmesiyle alakalı da birçok kimyasal konuluyor. Benzen var içinde, toluen var, bir asetil kriserin var, krom, nikel, kurşun gibi ısıtılmakla, yanmakla ortaya çıkan maddelerden var ve bunların hepsinin sağlık bozucu, kanser yapıcı olduğunu biz biliyoruz. Burada şunu da söylemekte fayda var. Normalde tütün gibi gözüküyor. Ama içinde kimyasal olduğu zaman elektronik sigaranın içinde ne içildiğini bilemezsiniz. Birleşik Devletler'den birkaç tane çalışmada elektronik sigara likitlerinin içinde tatlandırıcıyla beraber bağımlılık yapıcı tetrahidrokanabinol olduğunu göstermiş. Yani yanınızda elektronik sigara tüttüren bir kişinin esrar, kokain, eroin içmediğini bilemezsiniz. Ya da çocuğunuza ikram edilen al bu su buharı anlatıldığı gibi zararlı değil denilen bir metanın onu bir kullanımda bile bir bağımlı insan haline getirebileceğini göz önüne almamız gerekiyor. Elektronik sigaranın, buharlanmanın, vaping'in tütünü bıraktırmaya dair bir alternatif ürün olduğunu maalesef çok ciddi bir şekilde promo ediyorlar. Teknolojiyi senden benden çok daha iyi kullanıyorlar. Çok iyi algı araştırmaları, pazar araştırmaları yapıyorlar. Bu, sağlık çalışanlarının bile bu konuda bir kısmını hala ayılamadığını görüyoruz. Evet. Çünkü ürün çok farklı şekilde satılıyor. Çok iyi PR yapılıyor. Dizilerde, filmlerde çok ismi bilinen insanlarda bak bu sigara değil o kadar. Yani bunun için iddialı söyleyebileceğim çevrilmiş birkaç tane sinema filmi var. Onun içindeki o 3-5 saniyelik bilinçaltımıza gitmeyi sağlamak için. Çok önemli bir çalışmadan bahsedeyim ben. Elektronik sigara içen, sigara bırakma ümidiyle, nikotin bağımlılığını bu şekilde aşma ümidiyle sigara içenlerin yaklaşık %30-35'i hem elektronik sigara içiyor, iç ortamlarda müsaade edildiği için hem de ilk fırsatta konvansiyonel sigara içiyor. Yani elektronik sigara ve nikotin maruziyeti seni beni ya da kullananı o bağımlılık döngüsünün içinden çıkmamaya itiyor. Kurtulamıyorsunuz ondan. Kafanızın her bir yanında çemberin içinden çıkamıyorsunuz. Alakalı. Evet, kesinlikle. Yani baktığınızda tabii çok büyük bir endüstriyle karşı karşıyayız. Sadece elektronik sigara için söyleyeyim. 2014 yılında 125 milyon dolar sadece reklam parası harcamışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani çok karlı bir reklam iş. Parasının büyüklüğünü düşünürsek Evet. Açıkçası korkunç büyük olduğu ortaya çıkıyor. Bir de tütün endüstrisinin bilgilerine öyle hadiyince ulaşamazsınız. Hani burada telaffuz ettiğimiz bazı bilgiler için bazı eyaletlere mecbur paylaştıkları dokümanlardan öğreniyoruz. O kadar gizli arka planda yürüyen işleri söz konusu ki hani bunu ben söylüyorsam belki bir bu kadar daha da farklı yerlere harcadıkları paralar söz konusudur. Fakat şu bir gerçek, nasıl tütünle alakalı 3. dünya ve gelişmekte olan gariban ülkeleri hedef aldılarsa elektronik sigarayla ilgili de ana hedefleri orası olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri önceki tütün hikayesinden dolayı uyandı ve daha olaya ciddi bakıyor. Birleşik Devletler'de lise çağındaki çocukların 2011 yılında elektronik sigara kullanma oranı erkeklerde %2, hanımlarda kız çocuklarında %1'miş 2011 yılında. 2018'de %2 olan erkeklerdeki kullanım oranı %23'e ulaşmış. Hanımefendilerdeki genç kızlarımızdaki oranı da %1'lerden %19'lara ulaşmış. Bu lise oranları. Ortaokuldaki oran %5'lere ulaşıyor. Ortaokuldaki oran %5'lere. Ve Amerika bu konuda erken uyandı. Ve şu anda 30 eyalette fazlası olabilir, eksiği olmaz. Elektronik sigara satışı yasak. Resmi olarak yasak. Ama iyi bir haber söyleyeyim. Bizim memleketimizde de bundan 6 ya da 8 ay önce çıkan bir mevzuatla elektronik sigaranın resmi satışı yasaklandı. Yani şu anda piyasada ne kadar sık olursa olsun gördüğümüz elektronik sigaraların tamamı kanun dışı. Yasaklayan bir başka ülkede en büyük tütün pazarı olan Hindistan. Muhtemelen orada bunu yasaklayan Sağlık Bakanı'nın başına yakın zamanda bir şey gelebilir. Şimdi elektronik sigara ile ilgili dediğiniz gibi aslında çok önemli üstünde durmamız gereken, uzun süre konuşmamız gereken bir şey.
Çünkü önümüzdeki yıllarda kesinlikle karşımıza çok ciddi çıkacak. Rakamları verdiğiniz zaman geleneksel tütün ürünlerinin azaldığını görürken Birleşik Devletler'de elektronik sigaranın arttığını görüyoruz. Tabii. Ne yazık ki elektronik sigaranın sanırım buluş yapan kişi de bir Çinliydi. Normal evet. Hani böyle bir bilim adamı değil ama bir kişiydi. Ne yazık ki bu kötü illet diyebileceğimiz şeyi bize hediye etti. Şimdi ilk başta gelişmiş ülkelerde denendi bu. Şimdi dediğiniz gibi belki biraz daha ucuzlatarak gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelere bunun yayılımını sağlayacaklar. Çünkü baktığınız zaman tüm dünyada esas tütün tüketimini yapan kişiler gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin insanları. Evet. Evet. Birleşik Devletler tütünle alakalı çok ciddi davalar ve cezalar ödediği için gelişmiş olan toplumlarda bu işin promosyonunu yapmayı bıraktı. Elektronik sigarayı bir yeni açılım olabilir diye denediler. Ama orada da şimdi geri adı atmak durumunda. Fakat gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika gibi, Uzak Doğu gibi o developing countries modelindeki ülkeler, işte dertten, tasadan, sıkıntıdan, sosyal statüden, nereden bakarsan bak tütünle alakalı bir doğal paylaşım içindeler. Hayatlarını o şekilde hibritliyorlar. Elektronik sigara bu açıdan içindeki çalışma mekanizması değişmeden de işte pipo, puro, normal sigara görüntüsü çeşitli şekillerde çok rahatlıkla insanların cebine girebiliyor. Çocukların eline USB stickler gibi, yani içinde bilgi olabilecek stickler basitliğinde girebiliyor. Öğretmenlerin gözü önünde bunu taşıyabiliyorlar eğer detaylı irdelenmezse. Dolayısıyla teknolojiyi kaba tabiriyle toplumun ve halkın içine sızmak için maksimum kullanıyorlar. Renkleriyle, görüntüleriyle, içine koydukları tatlandırıcılarla. Bugün elektronik sigara sıvılarının %68'inin içinde mutlaka kişinin hoşuna giden bir tatlandırıcı söz konusu. Ve çocukları özendirici, o duman ve elindeki güzel renkli bir stickle bunu alırsanız çok iddialı olacak bir eyalette bu şekilde B vitaminini alabileceğine dair yapılmış bir reklam var. Yani B vitamininizi bu vaping device'la, bu buharlanma sistemiyle alabilirsiniz. Çocuğun eline hani o gelsin, böyle dumanı çeksin, ona fikren ve fiziken alışsın diye. Davranışlar 20'li yaşlara kadar pekişiyor biliyorsun. 20'li yaşlara kadar çocuğu neyle maruz bırakırsak, çocuğun bundan sonraki hayatına davranış olarak öyle gidiyor. Yani konvansiyonel tütün içinde ben bunu söylüyorum. Kişi eğer tütüne erken yaşta başlarsa, bağımlılık şeklinde beyin yapısı pekişirse, o kişi ardından eroin, kokain, alkol, uyuşturucu aklımıza gelebilecek ve hepsi sağlığa zararlı, bütün sağlığa zararlı bağımlılık yapıcı maddelerle hayatını yoğurmaya çalışıyor. Onların etrafında dönmeye çalışıyor. Bunun kattığı sağlıksızlık zaten ayrı bir başlık. Volkan abi, ağzına sağlık. Çok güzel konulardan, çok vurucu noktalardan bahsettin. Şimdi bizim bu elektronik ürünlerin sigarayı bıraktırmada artık kullanılamayacağını ve sigaranın, bu elektronik ürünlerin daha doğrusu, sağlığa zararlı olduğunu bir daha üstünden geçmiş olduk. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre yılda yaklaşık 8 milyon kişinin tütün ürünlerinden vefat ettiği ve bunun da yaklaşık 1.2-1.3 milyonunun pasif içicilikten dolayı olduğu söyleniyor. Peki bu elektronik ürünlerin pasif içiciliği de aynı konvansiyonel sigaralar gibi mi? Şimdi burada tabii biz bilim insanıyız. Elimizdeki verilerle konuşuyoruz. Tütün endüstrisi bir önceki dönemde, onların bir kitabı var, Tobacco Handbook, benzer stratejilerle yeni dönemi de aslında şekillendiriyorlar. Çok ilginç. Stratejileri birbirine benziyor. Elimizde buna dair veri sayısı her geçen gün artıyor ama normal sigara kadar çok değil. Yani şunu söylüyorum. Eğer çevrenizde şey içiliyorsa, elektronik sigara içiliyorsa, kişinin ciğerlerine, solunum sistemine çektiği o tehlikeli maddelerin bir kısmı size de geliyor. Yani second hand exposure, pasif içicilik de oluyor. Ama veri giderek artıyor. Normal tütün kadar çok değil. Fakat burada yinelemek istiyorum, tekrarı olacak ama ana mesaj şu. Bir kuşağı daha feda edecek kadar beklemeli miyiz, beklememeli miyiz? Şimdi tütünde
sağlığa zararlıydı. Pasif içicilik sağlığa zararlıydı tartışması 100 senemizi aldı. Şimdi tütünde şunu tartışıyoruz. Bununla ilgili dokümanlar var. Seninle tartıştığımızda, konuştuğumuzda hatırlıyorum. Bir ortamda sigara içildiğinde üçüncüler, third hand smoking oluyor. Bir ortamda sigara içiliyor. Kanserojenler oraya nüfuz ediyor. O ortamı kullanan kişiler en az 3 ay boyunca belli oranda kanserojene maruz kalabiliyor. Yani akşam bir restoranda sigara içildi, denetim olmadığı için. Ertesi gün oraya gittiniz, kullandığınız şala, oturduğunuz koltuğa kanserojen madde içebiliyor. Yani artık tütünde bu noktaya geldik. Elektronik sigaranın da pasif içiciliğinin insan sağlığına zararlı olduğuna dair elimizde çok net veriler var. Peki tütün endüstrisi ya da tütün kartellerinin bu ürünlerle ilgili açık ya da gizli reklam çalışmaları neler var? Şimdi 1950'li yıllarda bu tabii sohbet kıvamında olacağı için slide setinden bir şey koymadım ama 1950'li yıllardaki davranış, insan duygusu aslında hiç değişmiyor. 50'li yıllarda insanlar nelerden etkileniyorlarsa aslında bugün de aynı şeylerden etkileniyor. Satmaya çalıştıkları şey belli. Seni özgür yaparız, seni havalı yaparız, seni özendiğin bir grup insana benzer hale getirebiliriz. Bunun için ne yapıyorlar? Az önce de söylediğim gibi filmlerde hanımefendilerin, beyefendilerin böyle hoşuna giden, onlar ya o yapıyorsa doğrudur denilebilecek modelleri seçiyorlar. 1950'li yıllarda maalesef biliyorsunuz diş hekimleri, doktorlar da bazı firmaların reklamlarında billboardlarda şey göstermişlerdi. Bazı ülkelerde elektronik sigara içen doktor reklamı var. Yani şimdi bir global strateji oluşturuyorlar. Nerede ne tutarsa. Örneğin bizim memleketimizde elektronik sigara kapalı alanlarda zararlı ama Rus bölgelerine gidip gelen bir arkadaşımdan şunu duydum. Havaalanında elektronik sigara içmekle ilgili bir imtiyaz elde etmişler. Orada içilebilir deniyor. Bunu sağlamak için ne yapıyorlar? İşte o ülkede bunun düşünüldüğü kadar zararlı olmadığına dair işte politikacı diyebilirsin, siyasetçi diyebilirsin, aktivist diyebilirsin. Bir şekilde dikkat edin. Çok bilinir Türk aktörler de var. Kullandıkları, ya yaptıkları filmlerde mutlaka belli bir süre tütün ya da tütün mamülü tüketiyorlar. Bunların hiçbiri rastlantısal değil ve bunların hiçbiri karşılıksız değil. Daha kötüsünü söyleyeyim. Teknolojiyle alakalı eskiden billboardlar vardı, televizyon vardı, işte büfelere asılan görüntüler vardı. Hani memleketimiz o konuda evrim niteliğinde bir dönem geçirdi ve iyileşti artık. Eskisi gibi kafanı çevirdiğin yerde XYZ firmasının logosunu pazar akşamı film kuşağında bilmem nenin sponsorluğunda yapılmıştır duymuyoruz, görmüyoruz. Hani özellikle söylemiyorum ama anlıyorsun ne demek istediğimi. Fakat şimdi ne var? Facebook var, şimdi ne var? Instagram var. Şimdi gençlerin teknolojik özgürlüğünden faydalanarak limitleyemediğimiz şekilde, çünkü menşei belli değil. Adam bir yerden bir tweet atıyor, adam bir yerden bir Instagram postu yüklüyor ve bütün dünyayı tesir altına alıyor. Bununla alakalı çok ciddi marketing çalışmaları yaptıklarını davranışlardan biliyoruz. İşte influencer dedikleri, YouTuber dedikleri adamlar ön planda, arka planda, direkt ya da indirekt artık o bulundukları ülke neye müsaade ediyorsa, varlıklarını tehlikeye atmayacak limiti zorlarcasına ya görüntü olarak ya şarkı olarak ya bir his olarak bunu aktarmaya çalışıyorlar ve bununla ilgili çabaları muhtemelen devam edecek. Yani biz bunun ancak kişileri tek tek, gerekirse Deniz Yıldız'ın misali, tek tek bilgilendirerek bu size zararlıdır, bunlar Gargamel'dir, siz şirinlersiniz diyerek üstesinden gelebiliriz. Yoksa şu V'yi koysak buradan giriyorlar. Bu V'yi koysak oradan giriyorlar. Hiç ummadığın yerde karşına çıkıyor. Yani ben Kadıköy'de bedava sigara dağıtılan paketlerin işte bizimkini içer misiniz dediği böyle bir şekilde yakışıklı beyefendilerin, şık hanımefendilerin kullanıldığı dönemleri maalesef üzülerek gördüm. Şimdi onun dijital versiyonları var. Pandemi döneminde hemşirelik günü kutlayan elektronik sigara satıcıları. Siz gelemiyorsanız biz size getirebiliriz diyen bazı Doğu Blok ülkelerindeki reklam yapan ısıtılmış tütün ürünü satıcıları. Yani ne istersen o günkü konjüktür neyi gerektiriyorsa onu çalışıyorlar. Çünkü bu çok büyük bir pazar. Bir anda bu kadar
tüketicinin. Şimdi şunu biliyoruz. Tütün kullanıldığında kullanıcısını hasta eden, öldüren ve satışına legal müsaade edilen dünyadaki yegane ürün. Ve bu kullanıcıları ölüyor yani. Bu pazarın kullanıcıları ölüyor. E ne lazım? Show must go on. Yeni adamlara ihtiyacı var. Yani bunu şansa bırakamazsın. Hani şeyin dönmesi gerekiyor. Kasanın her zaman kazanması gerekiyor. Bu nedenle medyayı eskisinden daha fazla kullanıyorlar. Daha aktif kullanıyorlar. Çünkü dijital özgürlük onlar için müthiş bir alan yarattı. Söylediğin gibi mesela çok popüler bir dijital platformun 2013 ile 2018 yılları arasında 6 sezon olarak çekilmiş bir dizisinde Amerikan siyasi hayatını anlatan bir dizide sürekli sigara içilmesiyle ilgili her bölümde yaklaşık bir 5 dakikalık mutlaka bir sahne vardı. Dediğim gibi Volkan abi çok önemli bu influencerlar vasıtasıyla ya YouTuber'lar ya influencer Instagram'dakiler özellikle mutlaka böyle popüler kişilerin sigara içtiğini ya da çaktırmadan göya gezi reklamla bu elektronik ürünleri kullandığını ne yazık ki görüyoruz ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bunlar engellenmeli dediğimizde arkadaş dost sohbetlerimize siz insanların özgürlüklerini mi engellemek istiyorsunuz diye tepkilerle de karşılaşıyoruz açıkçası. Üzülerek söylüyorum. Doğru. Son 5 dakikamız bitirmek üzereyiz ama çok kısa olarak güncel bir konu olduğu için COVID-19 pandemisinde hem geleneksel hem elektronik sigara ürünlerini düşünürsek ne durumdayız? Ne tür bilgiler verebilirsiniz bu konuda? Çok teşekkürler. Bu da gerçekten önemli bir soru. COVID-19 pandemisiyle ilgili aslında rakamlar maalesef iyi gitmiyor. Elimizdeki veriler de kısıtlı ama tabii Mart ayına göre daha fazla bilgi sahibiyiz. Mart ayında Çin'den ilk çıktığı gün okuduğum bir yazı sigara kullanıcılarında COVID-19'un 14 kat daha riskli hastalık yapma olasılığı olduğunu söylüyordu. Fakat o yazının örneklem sayısı, metodolojisi, yani bilimsel konuştuğumuz için söylüyorum, mükemmel değil, eleştiriye açık. Daha sonra New England Journal of Medicine'da daha ciddi, geniş bir seri yayınlandı. Burada da sigara kullanıcılarının, daha doğrusu duman maruziyetinin riski 2,5 kat, 2,28 olması lazım arttığına dair bir bilgi verdi. Ama burada rakamlara çok takılmamak gerekiyor. Şöyle bir gerçek var. Koronavirüs nereden vücuda giriyor? Mukozalarımızdan, burundan, genizden, akciğerlerden. Herhangi bir şekilde tütüne maruz kalan insanların kullanmayanlara göre daha sağlıksız olması bir sürpriz mi? Değil. Daha rahat virüsün girmesine sebep olabilir mi? Hani buna dair işte reseptör sayıları konuşuldu. İşte o acı artıyor, bilmem ne azalıyor. Çok basit. Orası sağlıklı bir insan kadar düzgün ve randımanlı çalışmıyor. Virüsün vücuda girmesi ve bir reaksiyon başlatması tütün kullananlarda, dumana maruz kalanlarda daha fazla. Bu insanların bağışıklık sistemi kullanmayan senin benim kadar sağlıklı değil. Döndük dolaştık, COVID-19'da iş nereye geldi? Bağışıklığımız kaderimizi belli ediyor. Somut bir tedavi yok, somut bir aşı yok. O zaman bağışıklığı kuvvetli tutmak için ne yapacaksın? Sağlıklı yaşayacaksın, değil mi? Baktığında dumansız kalacaksın, sağlıklı besleneceksin, iyi uyuyacaksın. Hani böyle çok birbirini besleyen çok basit, bize ilkokulda yapılan öğretilere dönmüş durumdayız. Şimdi bunları biz yapmazsak, bir bağışıklığımız iyi değilse, mukozalarımız iyi değilse, birçok hastalığa yatkınlığımız varsa ya da o hastalıklarımız COVID'den düzeltiyorum, tütünden dolayı kontrolsüzse, örneğin şeker hastasısınız, sigara içiyorsunuz, sigara kullanımı şekerinizi daha kontrolsüz hale getiriyor. Damar sertliğiniz var, kalp krizi riskinizi arttırıyor. Bunlara bakıyorsunuz, indirekt olarak COVID'deki riskli gruba ittiriyor sizi sağlıklı insanlara göre. Evde kaldık, stresimiz arttı, daha çok kullandık. Yani kendi ayağına sıkıyorsun. Hani maskeyi tak, çinkomu içelim, D vitamini mi içelim, C vitamini, ozon tedavisi mi yaptıralım? Ne yapalım değil, ne yapmayalım mı konuşmamız lazım. Ne yapmayalım? O açıdan tütün içmemek gerekiyor. Pasif içicilik bu açıdan çok riskli bir noktaya geldi. İnsanlar evde kapalı halde kaldılar. Kendini kontrol edemeyenler özellikle kış döneminde balkona çıkmayıp evin içinde tütün tükettiler. Çocukları, yaşlılar, engelliler, anneleri, babaları yanların içinde gözünden sakınıyor ama yanında sigara içiyor. Hani şeye hiç girmiyorum, ayrı bir başlık, rol model, kötü örnek. Yanında direkt tütün maruziyeti oluyor. Dolayısıyla
COVID-19 salgınında bağımlılığını iyi yönetemeyen insanlar ailelerin açısından bir faciaya sebep oldu. Ama burada bundan daha iyi bir fırsat olmaz. Bak sağlığımız ne kadar önemli, tedavisi de yokmuş. En iyisi hiç yakalanmamak penceresinden bakabilenler, burada sivil toplum örgütleri, otoriteye çabalayanlar, herkesin eline sağlık. Onlar da tık diye bıraktılar. Yani böyle insanlar da tanıdık. Dediler ki bu dönem bırakmayacağız da ne zaman bırakacağız? Herkes bas bas bağırıyor. Bu akciğerlerini yapıyor. Elektronik sigarayla ilgili detay bir şey söyleyeyim. Birkaç sunumumda gösterdim. Bilgisayarda tomografileri yan yana koyuyorsunuz. Elektronik sigaranın içindeki partiküller çok daha küçük difüz olduğu için akciğerin en uç noktalarına kadar gidiyor ve akciğeri yakıyor. Tomografileri yan yana koyduğunuzda COVID'le benzer yakma görüntüleri var. Elektronik sigaranın verdiği hasar anlamında söylüyor. Yani insanlar COVID mi bu falan diyor. Herkes biliyorsun COVID doktoru oldu dünyada. Evet, hayır diyorum, bu elektronik sigaranın verdiği zararlar. Çünkü en uç yerlere nüfuz edebilecek kadar küçük partiküller olarak tasarlanmış. Aerosol olarak tasarlanmış. Ve gidiyor oradaki hücre bütünlüğünü bozuyor. Aslında COVID'e benzer bir etkisi var ve bu endikasyon olarak da dünyada girdi. Akut akciğer toksitesi yapıyor elektronik sigara. Volkan abi çok keyifli bir sohbetti. Çok değerli bilgiler verdin bize. Her zamanki ben yine çok şey öğrendim senden. İcra Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Melahat Dönmez de geldi. Belki bir size merhaba demek ister. Onun için onun ekranını da açacağım şimdi hemen. Tamam. Son sözleri almadan önce. Hocam mikrofonunuzu açtım sanırım. Açabildim mi? Açtım, evet. Şimdi görüntünüzü açalım. Evet, çok teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten güzel, keyifliydi. Ben sonuna doğru gelebildim. Hocam, Hakan Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yani bu elektronik sigarayı hep anlatıyoruz, hep anlatıyoruz ama daha az riskli diyorlar hepsi, herkes bunu. Sanki bu light sigara gibi, bu zararsız. Herkese evet. Konuşuyoruz ama güzel bilgiler verdiniz. Bunu hepimiz her zaman söylemeliyiz. Gerçekten o akciğer bulguları çok önemli, hani çok çok önemli. Bunu bilmiyorlar. Aerosol olarak gidip yapışıyor. Çok güzel söylediniz. Ben ağzınıza sağlık diyorum. Tekrar inşallah Cenker Bey sizi davet eder. İnşallah, inşallah ikincisinde yapmayı umuyoruz. Çok ya bu COVID günlerinde hepimizin yapması gereken sigarayı bırakın. Yolda gördüğüm zaman sigara içiyorsa bir kişi diyorum COVID ona geliyor, bana gelmiyor. Ne olur bırakın. Bunu söyleyelim. Hepimiz bunu söyleyelim. Yani evet. COVID'in sigara içeni seviyor. Geliyor kardeşim. Oraya geliyor. Bunu böyle söylesek herhalde evet. Biraz etkimiz olur kendi çapımızda. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Volkan abi son sözlerini alıp kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sivil toplum örgütlerinin bu onurlu davranışlarına çok saygı duyuyorum. Çok ihtiyacımız var. Başka organizasyonlara da ilham vermesini temenni ediyorum. Bu toplantılar ve hocamızın söylediği gibi konuşmalar deniz yıldızı misali. Bir kişiye bile ulaşsak her toplantıda bir yeni bilgiyi birbirimize aktarsak bu bir katmadır. Ülkemizin geleceği ya da ilerlemesi buna bağlıdır. Ben bu anlamda derneğinize ve organizasyona çok saygılarımı iletiyorum. Sana çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğin için. Başta sen olmak üzere sağlık çalışan olarak her gün insanların ağzının içindesin. COVID pandemisinde onurla mücadele eden Cerrahpaşa da benimle beraber çalışan arkadaşlarım da başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına içtenlikle saygılarımı sunuyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bütün Türk toplumuna da sağlıklı günler diliyorum. Bunun için yapılan her çabayı da büyük bir alkışla, büyük bir saygıyla karşılıyorum. Tamam. Her zaman. Çok teşekkürler. Tekrar görüşürüz inşallah. Beni misafir etmekten çok mutluluk duyacağız. Verdiğim bilgileri çok ilgiyle dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi günler. Biz de sizi alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok güzel hocam. Süperdi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Faydalı oldu. Ama çok yakında siz de bizi takip edin. Çünkü Clivet yani Veteriner Klinikleri Derneği ile ortaklaşa sigaranın hayvanlar üzerindeki, evcil hayvanlar üzerindeki etkisiyle ilgili bir bildiri yayınlayacağız.
Yani sadece kendimize, çocuklarımıza, yakınlarımıza değil, tabii, hayvanlarımızı da çok etkiliyor. Bu nedenle inşallah en kısa zamanda, bir dakika dur, mecburen görüntümü de açıyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. İnşallah bir arada yüz yüze görüşürüz. Cenk'er hocam, sağ olun. Sizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bütün katılımcılara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üçüncü webinarımızda görüşmek üzere diliyoruz.